Farz namazlarda Fatiha'dan sonra zamlı sure okumayı unutan kişiler ne yapmalıdır? Bilindiği üzere Hanefi mezhebine göre farz namazların iki rekatında kıraat yapmak farzdır. Mutlak şekilde Fatiha olur, başka bir ayet-i kerim olur fark etmez. Kıraat yapmak Hanefi mezhebine göre farzdır. Birinci ve ikinci rekatta Fatiha'nın okunması ise Hanefi mezhebine göre vaciptir. Fatiha'dan sonra zamlı sure okumak birinci ve ikinci e, e, rekatta aynı şekilde Hanefiler'e göre vaciptir. Üçüncü ve dördüncü rekatta ise Hanefiler'e göre kıraat açısından vacip bir ibadet yoktur. Sadece Hanefi mezhebine göre orada Fatiha'nın okunması sünnettir. Şimdi bu şekilde söz gelimi bir kişi e, birinci veya ikinci rekatta farzamazlarda Fatiha'dan sonrasında bir zamlı sure okumayı unutacak olur ise bu durumda bu kişi vacibi terk etmiştir. Burada e, ee, şayet kişi daha rükuda ise rükudan kalkar ve zamlu suresini tamamlar. Burada rükudan kalkıp zamlu sureyi tamamlamasına izin verilmesinin sebebi şudur. Burada aslında rükuya gitti. Rükuya gittikten sonra Ruku farz. E, zamlu sureye geri dönüş aslında vacip. Eğer farzdan vacibe dönüş Hanifi mezhebine göre namazı bozar. Aslında böyle bir durum namazı bozması gerekirken fukaha burada namazın bozulmayacağını söyler. Çünkü niye? Evet rükû farz ancak rükûdan geri dönmüş olduğu o kıyamdaki o kıraat aslında her ne kadar zamlı suylu olsa da sonuçta farz olan kıraatin bir parçası. Kıyam ile kıraatin bir parçası. Kıraatin parçası olduğundan dolayı burada rükûdan vacibe dönüş yani farzdan vacibe dönüş değil farzdan Farz olan kıraate dönüş diye değerlendirilir. Bundan dolayı geri dönse de namazı bozulmaz. Bundan dolayı geri dönmesi gerekir. Geri döner kişi geri döndükten sonra ne yapar? Ee, Zamlu suresini okur. Sonrasında tekrardan ne olur? Rüküsünü yapar. Çünkü niye? Artık farz olunca ilk rükû geçersiz olmuş olur. İkincisi rüküsü asıl olan rükû olmuş olur. Sonrasında da seyif sezisi yapmış olur. Bu birinci durum. Yani kişi daha rükuda. E, rükudayken aklına geldi zammı sure okumadı. Geri dönmesi gerekir. Gönül dönümü ne yapacak? E, zammı suresini okuyacak. Sonrasında rükusunu yapacak ve sonunda seyif secdesi yapacak. Bu bir. İki. Peki kişi zammı sure okumadığını rükudan sonra secdede hatırlayacak olsa veya diğer rekatlarda hatırlayacak olursa bu durumda zammı sure okumak vacip olduğundan dolayı ve bu kişi bunu kasıtlı değil de unutarak yaptığından dolayı kişi namazdan sonra seyif secdesi yapacaktır. Seyif secdesini yapacak olursa bu unutmuş olduğu vacibi eee vacibi telafi etmiş olacaktır. Peki seyir secdesi de yapmayı unutacak olur ise bu durumda eee sure okumak farz olmayıp vacip olduğundan dolayı ve vacibin terki de namazı bozmadığından dolayı evet bu kişi zamlı sureyi terk etti. Zamlı sureyi terk ettiği gibi seyir secdesini de yapmadı. Bu durumda vacibi terk etmiş olduğundan dolayı namazını farziyeti olur. Yani üzerinden bu sorumluluk düşer. Ancak Vacibin terkinden dolayı yaptığımdan dolayı namazda kusur vardır. Buna biz küllü salatün üddiyet maal kerahati deniliyordu kaynaklarımızda. Yani e, her namaz ki e, kerahat ile bir noksanla kılındı ki burada ne oldu? Vacibi terk etti kişi ve seyir secdesi de yapmadı. Bu durumda vecebet iadetü hader fuka. Evet. Bunun iadesi vaciptir. Peki iade vacipten ne anlaşılması lazım? Bu kişinin namazı oldu. Yani üzerinden farziyet düştü. Ama farziyeti noksan şekliyle düşürdü. Bundan dolayı bu kişinin noksan şekliyle düşürdüğünden dolayı namazını iade etmesi yani baştan kılması vaciptir Hanefi mezhebine göre. O zaman toparlayacak olursak. Şayet kişi bu şekilde zamlı sureyi unutacak olursa eğer direkt rükudayken hatırlayacak olursa geri döner ve rükusunu sonradan yapar ve sonra seyif secdesini yapar. Bu bir. İki, rükudan sonrasını hatırlayacak olsa namaz sonrasında seyif secdesi yapar. Bu şekilde telafi eder. Burada namazı tamdır. Ancak eğer rükuda yapmadı, seyif secdesi yapmadı, namazın o şekilde selam verip çıktıysa bu durumda namaz farziyeti düşürür e, ee, sorumluluktan kurtulur kişi ancak noksanla kusurla olduğundan dolayı namazın iade edilmesi yani tekrardan kılınması vaciptir.